Merhaba, merhaba, merhaba can dostum. Geldik dersimizin en can alıcı kısmı, erken okuryazarlık becerilerini konuşmaya. Neydi can dostum erken okuryazarlık becerileri? Sözel dil, fonolojik farkındalık, diğer adıyla ses bilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve alfabe harf bilgisiydi. Bir önceki derste genel bir girizgah yaptık. Şimdi de erken okuryazarlık becerilerini, 4 tane olan bu beceriyi konuşmaya çalışacağız. Yüksek ihtimalle sözel dil ve fonolojiyi bu videoda konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi can dostum, sözel dil dediğimde aklına gelecek olan şey şudur. Çocuğun ilk iletişim aracıdır. Hocam bizim çocuğun ilk iletişim aracı neydi? Telefon mu vermiştik? Bilgisayar mı? Televizyon mu? Değil. Senin çocuğunun ilk iletişim aracı, sözel dil dediğimde aklına gelecek olan iletişimdir. Alıcı dilidir. İfade edici dilidir. Bir de nedir? Burada tabii ki de kullanacağız sözcüklerdir. Sözcük dağarcığı. Şimdi can dostum, sözel dil çocuğun ilk iletişim aracıdır. Neydi çocuğun ilk iletişim aracı? Alıcı diliydi. Yani söylenenleri anlama yetisi. Ardından kendini ifade edebilme yetisi ve tabii ki burada kullanacağı sözcük dağarcığı hem anlamak için hem de ifade edebilmek için, kendince cümle kurabilmek için gerekli olan bir kavramdır. O zaman senden tek istediğim şey şudur. Bir soruda iletişimle alakalı, alıcı dille alakalı, ifade edici dille alakalı, sözcük dağarcığı ile alakalı vurgular var ise nereden bahsedecek? Sözel dil becerisinden bahsedecek. Çocuğun ilk iletişim aracı sözel dil becerisidir. İletişim dediğimde alıcı dili, ifade edicisi ve sözcük dağarcığı aklıma gelecek. Hocam bununla ilgili ifadeleri bana nereden verecek diyor olabilirsin. Çok düşündüm can dostlar. Bunu daha anlaşılır hale nasıl getirebilirim? Çıkmış soruları inceledim. Alanyazı'nda kitaplara baktım. ÖSYM şunu kullanıyor. Bu sözel dil becerisiyle ilgili kavramlarla ilgili bizim dil gelişimi kazanımlarımız var. 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımlar var. Bu kazanımlar sözel dil ile ilişkili kazanımlar. Bir de anlattık okul öncesi eğitim programında bu kazanımların göstergeleri var. Yani somut halleri. Ders esnasındaki somut halleri var. İşte bu somut halleri alıp sana yorum olarak getirebiliyor ya da öncül olarak verebiliyor. Bu sayede de sana bu erken okuryazarlık becerisini soruyor. Ben burada kazanımları yazdım. Göstergeleri beraber yazacağız. Şunu söylemek istiyorum. Ben bunları ezberledim. Senin de bunları mutlaka ezberlemen gerekiyor. Mantık ile çıkarılabilecek bir nokta değil. Erken okuryazarlık sorularını çözmek isteyen bir arkadaş bu kazanımları mutlaka ezberlemek zorunda. Tüm becerilerle alakalı programımızda kazanımlar var. Bu kazanımların göstergelerini bilmeden sözel dil becerisini işaretlemen çok zor. Dili iletişim amacıyla kullanır kazanım 5 dil gelişiminde. Ne diyor hocam burada bize? Hemen şöyle başlayalım. Mavi kalemimi alayım. Burada bize bir diyor ki çocuk konuşmayı başlatır, sürdürür, bitirir. İletişim dediğimizde aklımıza gelen konuşmayı başlat, sürdür, bitir. Aklımızda kalacağı şekilde yazıyor. O zaman iletişimle alakalı konuşmayı başlatmak, sürdürmek, bitirmek. Sonrasında dikkat ediyorum. Konuşma esnasında jestleri ve beden dilini kullanmak. İletişimle alakalıdır. Beden dilini kullanmak. İşte konuşma esnasında nezaket sözcükleri kullanmak. Teşekkür ederim, rica ederim gibi. Yine ne diyebilir dil iletişim aracıyla kullanılanların göstergelerinde? Şu vardı. Sırasını bekler. Konuşma esnasında sırasını bekler. Duygu ve düşüncelerini, hayallerini, duygu, düşünce, hayallerini söyler. Şimdi can dostum, burada yazdığımız şeyler dili iletişim amacıyla kullanır kazanımının önemli göstergeleridir. Hocam soru nasıl geliyor? Soru şöyle geliyor. Öğretmen çocukların nezaket sözcüklerini kullanmalarını istemekte ve onlara sırasını bekleme becerisini kazandırmak için işte konuşma halkası tekniğini uygulamaktadır dedik. Burada öğretmenin geliştirmek istediği temel erken okuryazarlık becerisi aşağıdakilerden hangisidir? Sözel dil becerisi. O zaman konuşmayı başlatmak, sürdürmek, bitirmek, konuşmada jest ve beden dilini kullanmak, nezaket sözcüklerini kullanmak,
duygu, düşünce ve hayallerini söylemek. Bunlar bizim için neymiş? Dili iletişim amacıyla kullanırın önemli göstergeleri. Hatta şu da vardır can dostum işte. Konuşma esnasında göz teması kurmak. Bu da iletişimle alakalıdır. Konuşma esnasında. Göz teması kurmak. O zaman bu göstergeleri görüyorsan demek ki öğretmen dili iletişim amacıyla kullandırmaya çalışıyor. İletişim hangi erken okuryazarlık becerisinin ana kavramlarından biriydi? Sözel dil becerisi. Şimdi sözcük dağarcığını geliştirir. Sözcük dağarcığı dediğimiz şey kaba tabiriyle nedir can dostlar? Bizim bir kelimeyi ve anlamını bilmemiz olarak özetleyebiliriz. Sözcük dağarcığını geliştirir dediğimizde dikkat et buraya. Şöyle kırmızıyla yazmak istiyorum önce. Dinlediklerinde yeni olan, yani bilmediği yeni olan sözcüğü fark eder. Ve anlamını sorar. Dinlediklerinde öğretmen bir şey anlatıyor. Arkadaşı sohbet ediyor ya da bir müzik. Burada yeni olan bir sözcüğü fark edip onun anlamını sormaz. Sözcük dağarcığı neydi zaten? Anlam boyutuyla ilgiliydi. O zaman dinlediklerinde yeni olan sözcüğü fark edip anlamını sorması sözcük dağarcığını geliştirmeye yönelik kazanıma hizmet eden bir göstergedir. Yine aynı şekilde çocuğun bildiği sözcükleri hatırlaması ve anlamlarını söyleyebilmesi. Öğretmen çocuğun bildiği bir sözcüğü soruyor. Çocuk bunu hatırlayıp anlamını söylüyorsa bu da sözcük dağarcığı ile ilgilidir. Sözcükleri hatırlayıp anlamını sorması, anlamını söylemesi. Bu da neyle alakalı? Sözcük dağarcığını geliştirmeye yönelik bir gösterge olarak karşımıza çıkacaktır. Yine can dostum, zıt, eş anlamlı, eş sesli sözcükleri kullanması, bunların anlamını bildiğini gösterir. Buraya dikkat ediyorsun. Son olarak da burada söyleyebileceğimiz şey şudur ki sözcükleri anlamına uygun kullanması. O zaman can dostum, sen bir çocuğun sözcük dağarcığını yani anlam bilgisini, kelimeleri zihne alma yetisini geliştirmek istiyorsan çocuklardan beklenen göstergeler nedir? Yani sözcük dağarcığının geliştiğine dair somut gözlemleyebileceğimiz şeyler. Dinlediklerinde yeni olan sözcüğü fark edip anlamını sorması. Onun anlamını öğrenmeye çalışıyor. Ya da bildiği sözcükleri hatırlayıp onların anlamını söyleyebilmesi yine sözcük dağarcığının geliştiğini göstergesidir. Zıt, eş anlamlı, eş sesli sözcükleri kullanabiliyorsa onların anlamını bildiğinin göstergesidir. Ve şurada öğrendi, anlamını sordu ya, onu da artık anlamına uygun kendisi kullanabiliyor ise bu da sözcük dağarcığını geliştirmeye yöneliktir. O zaman dikkat! Ne vardı sözel dilde? İletişim vardı. Ne vardı? Sözcük dağarcığı vardı. Alıcı dil ve ifade edici dil vardı. Dinledikleri ve izlediklerinin anlamını kavrar. Yani anlar. Dille ilgili anlama yetisi bizim için neydi? Alıcı dil kavramı olarak karşımıza çıkıyordu. Bir kere en önemli göstergelerinden birisi çocuk eğer bir şey anladıysa, yani verdiğin bir yönergeyi anladıysa onu yerine getirmesidir. Oğlum kalk dediğinde çocuk bunu anlayıp kalkabiliyorsa bu nedir? Sözel yönergeleri yerine getirir. Yani onu anladığının, dinlediklerinin ya da izlediklerinin anlamını kavradığının göstergesidir. Sözel yönergeleri yerine getirir. Yerine getirir. Bu kazanımın önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda dinledikleri ve izledikleri hakkında açıklar. Dinledikleri ve izledikleri hakkında yorum yapar.
Hocam buradaki dinlemek veya izlemekteki izlemekten kasıt ne diyebilirsin. Buradaki dinlemekten kasıt öğretmenin anlattıkları, arkadaşlarının sohbeti veya bir müzik düşünebilirsin. İzlediğinden kasıt film olur, video olur, tiyatro olur, konser olur. Bunlara anlayabilme yetisidir. Programda bu şekilde yazmaktadır. Şuraya dikkat etmeni istiyorum. Hocam açıklar aklında tutuyorsun, yorum yapar aklında tutuyorsun. Bunlar Blom'un taksonomisine göre, bilişsel alan taksonomisine göre kavrama düzeyindedir. Kavrama neydi? Bilginin ezberden söylenmek yerine kendinden bir şeyler katarak karşına aktarmaktı. Bir şeyi açıklamak veya yorum yapmak kendinden bir şey katmaktır. Yani onun anladığına delalettir. Kuru kuru ezberlediğine değil. O zaman dinledikleri ve izlediklerin anlamını kavrar. Alıcı dili bize tarif eder. Alıcı dil sözel dil ile alakalıydı. Bunları da görüyorsan öğretmen neyi geliştirmeye çalışıyordur? Sözel dil becerisini geliştirmeye çalışıyordur. Dinlediklerini ve izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Yani bu neyle alakalı? İfade edici dille alakalı. İfade edici dil. Şimdi can dostum, ifade edici dilde önemli olan şunlardır. Mesela çeşitli yollarla ifade eder. Öğretmen çocuk bir şeyi dinledi, bir müzik dinledi, dedi ki bunu bir resme dökün, bunu bir drama yapın, bunu bir öyküleştirin, şiirleştirin ve benzeri. Çocuğun kendini drama yoluyla, öykü yoluyla yazalım, drama, öykü, şiir, resim ve benzeri durumlarla ifade edebilmesi. Aynı zamanda dinledikleri ve izledikleri hakkında sorular soruyorsa, aynı zamanda dinledikleri ve izledikleri hakkında sorulara cevap veriyorsa, bunlar da bizim için aslında ana temada neyle alakalıdır can dostlar? İfade edici dil kavramı ile alakalıdır. Ya da şöyle de diyebilir, dinledikleri ve izlediklerini başkasına anlatır. Şimdi dikkat et. Açıklamak, yorum yapmak kavrama düzeyindeydi. Anlatmak ise aslında ezbere anlatmak, ezbere söylemek mantığındadır. Burada anlamdan ziyade şey ön plandadır. İfade etme yetisi ön plandadır. O zaman buraya dikkat ediyorsun. Soru sormak, daha iyi anlamak için kendini ifade ediyorsun. Soru gönderiyorsun, sorulara cevap veriyorsun. O zaman burada ifade edici dille alakalı kazanımların neymiş? Drama, öykü, şiir, resim ve benzeri durumlarla ilgili. Bunlarla ilgili kendisi ifade edebilir, sorulara cevap verebilir, sorular sorabilir. Ve başkalarına anlatabilir. Anlatır diyorsa bu ifade edici dil ile alakalıdır. Hocam tek tek bunlardan soru gelebilir mi? Gelebilir. Ama ana tabirde bak mesela der ki işte sözel dil becerisini desteklemek isteyen bir öğretmen hangisini yapmalıdır? Der ki sana çocukların kendini çeşitli yollarla ifade etmesini sağlamaktır. Bir ana temada bu ne? İfade edici dil. İfade edici dil iletişimin bir alt boyutuydu. İletişimde sözel dil becerisinin aslında tanımıydı neredeyse. Çocuğun ilk ve en sık kullandığı iletişim aracı olarak tanımlıyorduk. Ya da nasıl gelebilir? Der ki öğretmen çocuklara bir müzik dinletmiş, ardından bunu farklı yollarla ifade etmesini sağlamıştır. Aynı zamanda bu dinledikleri müzikte farklı olan sözcükleri fark edip anlamını sormasını beklemiştir. Burada öğretmen neyi geliştirmek istemiştir? Sözel dili. Ne yaptı? 1. Sözcük dağarcığı, 2. İfade edici dilden aldı. Harmanladı metnin içerisine, sana sordu. Sözel dil becerisi. O zaman toparlayalım. Dili iletişim amacıyla kullanır da konuşmayı başlatmak, sürdürmek, bitirmek, jest mimikleri beden dilini kullanmak, göz teması kurmak, nezaket sözcükleri sırasını beklemek ve hayallerini, duygu, düşünce ve hayallerini söylemek. Şu söyleri de yuvarlak için alıyorum. Söyler değil, duygu, düşünce ve hayallerini yazdırır. Bir yetişkine yazdırır deseydi bu yazı farkındalığıyla alakalı olurdu. Söyler derse sözel dil ile alakalı olur. Dinlediklerinde yeni olan sözcüğü fark etmesi ve anlamını sorar. Şunu unutmuyorsun. Eğer sana yazılı bir materyalin içerisinde yeni olan sözcüğü fark eder diyorsa, yeni olan sözcüğü sorar diyorsa bu artık ne olacaktır? Harf bilgisi olacaktır. Oraya geldiğinde konuşacağız. Yani kazanımlar üzerinden benzer noktalardan bizi ÖSYM ve soru bankaları vurmaya çalışır. Sözcüğü hatırlayıp görüldüğü üzere burada hep anlam boyutları vardır. Bunların anlamını bilmek, anlamına uygun kullanmak, bunların hepsi sözcük dağarcığıdır. Anlam kelimesi sözcük dağarcığını aklımıza getirecek. Bu da sözel dil becerisini destekleyen bir durumdur. Dinlediği ve izlediğinin anlamını kavrar, alıcı dil anladığına delalettir. Sözel yönergeleri yerine getiriyorsa, açıklıyorsa, yorum yapıyorsa bu alıcı dille alakalıdır. Kendini farklı yollarla ifade ediyor, soru soruyor, cevap veriyor ve anlatıyor ise bu da ifade edici dille alakalıdır. Bu 4
kazanımın göstergelerini bir soruda görüyorsan sana %99 sözel dil becerisini sormaya çalışmaktadır. Sözel dil becerisi neydi? İletişimdi. Aslında çocuğun ilk ve en sık kullandığı iletişimdi. İletişim deyince aklıma ne geliyordu? Alıcı dil geliyordu. İfade edici dil geliyordu. Sözcük dağarcı geliyordu. Peki hocam, ben bu becerileri desteklemek istiyorsam ne yapacağım? Sınıfta zengin bir dil kullanırsan, anlam boyutundan farklı betimlemeler yaparsan, zengin bir dil kullanırsan, düzgün cümleler kurarsan, kendilerini ifade etmesini kolaylaştırıcı nezaket sözcüklerini kullanırsan. E hocam, bunların hepsi şurada bahsettiğim şeyler. Evet, bu göstergeleri yerine getirebilmek için, bu kazanımları yerine getirebilmek için onları destekleyici faaliyetlerde bulunman gerekir. Zengin dil kullanıyorsan iletişimi desteklersin, sözcük dağarcığını desteklersin. Düzgün cümleler kurmak yine iletişim amacıyla kullanmakla alakalıdır. Betimleme içeren ifadeler kullanıyorsan yeni anlamlar öğretirsin, sözcük dağarcığıyla alakalıdır. Farklı sözcük kullanmak sözcük dağarcığıyla alakalıdır. Deneyimini, duygularını, hikayelerini hakkında konuşmak, onlara ifade etmesine fırsat vermek istiyorsan, yorum yapmasına, açıklamasına fırsat vermek istiyorsan alıcı ifade edici dil becerilerini destekler. Bunlara dikkat ediyorsun. Ne şekilde isteyeceği konusunda model olmak, nezaket sözcüklerini kullanmak, bunlar da bizim için neydi? Burayla alakalıydı. İşte bu noktada sen sözel dil becerisini desteklemek için bunları kullanırsın. Ha, hikaye okuma, hikaye anlatma, günlük olaylar hakkında sohbet ve benzeri dediğimiz şeyler, bunların hepsi neydi? Birlikte gelişen durumlardı. O yüzden aslında ortak noktadır. İşte hikaye okuma aslında tüm erken okuryazarlık becerilerini destekleyebilir. Yani ama burada ana vurguları verir. Şu göstergeler üzerinden karşına soruyu çıkartır. Sözel dil becerisi dediğimde iletişim, alıcı dil, ifade edici dil, sözcük dağarcığını aklına getireceksin. Kazanım 5, 6, 7 ve 8'in göstergelerini aklına getireceksin. Buna dikkat edeceksin. Aynı zamanda şunu yazayım. Bu bir kazanım değildir. Yani gösterge değildir. Ama bu da iletişimle alakalı olduğu için sorularda kullanılır. Çocuklarda işte artikülasyon becerisi. Yani artikülasyon neydi? Sesleri doğru telaffuz edebilme yetisi. Çocukların doğru telaffuz etmesine sözel dili geliştirmeye yöneliktir. Çünkü iletişimle alakalıdır. Ama bu dediğim gibi bir gösterge değildir. Artikülasyon, doğru telaffuz edebilmeleri de iletişimle alakalıdır. Yani sözel dil becerisiyle alakalıdır diyeceğiz can dostum. O zaman şöyle bir toparlıyorum. Hemen bir iki örnek söyleyelim. İşte çocukların doğru telaffuz becerilerini geliştirmek için onların konuşmayı başlatması, sürdürmesi ve bitirmesi noktasında öğretmen öğrencilerini desteklemektedir. Neyi geliştirmek istiyor? Sözel dil becerisi. Çocukların nezaket sözcükleri kullanmasını ve bu yeni sözcükler öğrenip bunların anlamlarını söyleyebilmesini istemektedir. Sözel dili geliştirmek istiyor. Öğretmen zıt eş anlamlı kelimeleri çocuklara öğretmiş. Bu kelimeleri de çocukların anlamına uygun bir şekilde cümle kurmalarını istemiştir. Cümle içinde kullanmalarını beklemiştir. Ne yaptı? Zıt eş anlamlı, anlamına uygun kullan. Sözel dil becerisi. Öğretmen çocuklara komutlar vermiş. Çocuklar sözel yönergeleri yerine getirmiştir. Sonrasında da sürecin sonucunda çocuklar yaptıkları durumu da öykü, şiir, resim ile yaptıkları çalışmayı ifade etmiştir. Burada öğretmen hangi becerinin gelişmiş olduğunu söyleyebilir. Hem yönergeleri yerine getirmişler hem de kendilerini çeşitli yollarla öykü, drama ile ifade etmişler. Yani alıcı, ifade edici dil, yani üst başlıkta sözel dil becerisi gelişmiştir diyebiliriz biz bu çocuklar için. O zaman bu kazanımları mutlaka ezberlemek zorundasın. Bu kazanımları ezberlemeden bu soruları çözebilme şansın yok can dostum. Şöyle yapalım. Şu ışığı bir ayarlayayım arkadaşlar. Şimdi can dostum, biz sözel dil becerisinde aslında anlam boyutlarını, nezaket, yani daha çok anlamı ön planda tuttuk. Ses farkındalığı, fonolojik farkındalıkta ise neyi ön planda tutacağız? Anlamı değil, teknik yapıları ön planda tutacağız. Bu nasıl oluyor şimdi açıklayacağım ama dikkat et. Sözel dilde de, ses farkındalığında da yazmadan kesinlikle bahsetmiyoruz. Yazıyla alakalı bir şey burada yoktur. Bir kere ses nedir, harf nedir, onun ayrımını yapalım. Şimdi şu gördüğün bir harftir. Bu harfin bir de iletişimde kullanılan ses karşılığı vardır. Mesela bu harfin ses karşılığı nedir? A. Ya da şunun. Bu bir harftir. Doğru mu? Bir sembol, harf. Bunun sözel dildeki ses karşılığı nedir? F. Sen bunu gördüğünde F sesini gördüğünde bu F harfini hatırlarsın. Yani harf bizim yazı dilinde kullandığımız, ses ise bizim sözel dilde konuşmalarımız esnasında kullandığımız. Kulağına gelen her şey nedir can dostum? Sestir. Burada okudukların, gördüklerin ise aslında senin için harfler, sözcüklerdir. Yani ses ve harf arasındaki ayrımı bu şekilde yapıyoruz. Okuma yazma demek de harf-ses ilişkisini kurmaktır zaten okuma dediğin şey. Gördüğünü ses karşılığını söyleyerek okuyorsun.
Bu nedir? Okumadır. Harf ses ilişkisini kurma. Burada biz çocuklara şimdi ses farkındalığı dediğimiz şey nedir? Ses farkındalığı dediğimiz şey şudur can dostum. Aslında çocukların her bir birimin, ses biriminin farkında olmasıdır. Mesela A sesini duyduğunda onun farkında olabilmesi, B sesinin farkında olabilmesi, konuşma dilindeki ses birimlerin farkında olmak, ses diye bir şeyin var olduğunu bilmek çocuk için ses farkındalığı olarak açıklanır. Harf gördüğüm, ses duyduğumdur. Ses farkındalığı yazıya odaklanmaz, harflere odaklanır. Nasıl oluyor mesela hocam? Ses farkındalığı şu oluyor. Çocukla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Diyorsun ki, araba. Bu araba, ben bir yere yazdım mı? Yok, harflerini yazmadım, doğru mu? Araba, senin gözünde canlandı. Çocuğa diyorum ki, araba. Arabanın diyorum ilk sesi nedir? Bak harfi demiyorum. Harfi deseydim yazılı olması gerekirdi. Ses dediğimde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sözel dille biz bunu yapıyoruz. Çocuğa dedim ki, arabanın ilk sesi nedir? Araba, araba, dedi. Mesela A sesini söyleyebildi. Bu çocuğun fonolojik farkındalığı aslında ilk sesleri ayırt edebiliyor. Bunun aşamaları var, konuşacağız. Bu bir fonolojik farkındalık örneğidir. Ya da staj yaparken yıllar önce orada bir öğrencim vardı. Fonolojik farkındalık etkinliği yapıyoruz. Kutunun içerisinden bir nesne çekiyorlar. Nesnenin ilk sesiyle ilgili başka bir nesne buluyorlar. Çocuk bir nesne çekti. Ondan sonra C ile başlıyor. Nesne. Ne olduğunu tam hatırlamıyorum da diğer mevzusunu hatırlıyorum işte anlatacağım. C ile başlayan bir nesne çekti. Dedim ki hangi sesle başlıyor? Bu ney dedim. Söyledi çocuk. Ondan sonra hadi dedim aynı sesle başlayan bir şey söyle. Ben şimdi direkt C sesi dersem zaten sesi bilmiş oluyor. O yüzden bekliyorum şimdi çocuğun. Çocuk baktı baktı aradı bulamadı. Ben de camı gösteriyorum. Kopya veriyorum. Çocuk durdu durdu. Öğretmenim dedi gösterip durma dedi. Niye dedim? O dedi ca ile başlıyor dedi. C ile değil dedi. Şimdi C, ca. Bu aslında tam anlamıyla oradaki ilk harfin ses boyutunu anlayamadığını gösteriyor. Anlayan çocuk olsaydı evet bu elimdeki nesne de C sesiyle, bu da C sesiyle başlıyor. Ca demezdi mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ses farkındalığı dediğimiz olayın yazıyla bir alakası yoktur. Ve anlamla da bir alakası yoktur. Bu teknik bir boyuttur. Sözel dilde anlam odaklanıyordun. Sözel dildeki nezaketler, anlamlar, kelimeleri zihne almalar, kendini doğru ifade etmeler, anlamalar vardı. Burada anlamdan, ifade etmekten ziyade tamamıyla teknik bir odaklanma vardır. Buraya dikkat ediyorsunuz. Harfle ses ayrımını yaptık. Ses farkındalığı, konuşulan kelimelerdeki her sesi duyabilme becerisi ve konuşmanın da seslerden oluştuğunu anlamaktır. Yani sen orada harf ses ilişkisini kurmak zaten okumayı dedik. Fonolojik farkındalık, ses farkındalığı yüksek çocukların gösterdiği aşamaları şimdi bir konuşalım. Fonolojik farkındalık aşamaları basitten karmaşaya gider. Ben burayı ezberledim. Senin de burayı mutlaka ezberlemen gerekiyor. Heceleri, uyakları, ilk ses, son ses birleştir, ayır, manipüle et ya da değiştir. Heceleri, uyakları, ilk ses, son ses birleştir, ayır, manipüle et ya da değiştir. Ne demek hocam bu? Şu demek. Şimdi çocuklar ses noktasında ilk önce sözcüğü bir fark etmesi gerekiyor. Sözcüğün bütün. Mesela market, bu kulağına gelen şeyi önce fark etmesi gerekiyor ki bunu birimlerine ayırabilelim. Çünkü fonolojik farkındalık neydi? Her bir birimin farkında olabilmekti. Önce çocuk sözcüğün farkında olur. Sözcük duydum mesela. İşte telefon, araba bunlar kulağına geldiğinde onun farkında olacak. İlk temeli fonolojik farkındalığın sözcüklerin farkında olmaktır. Söylediğimiz kulağıma gelen o sesin farkında olmaktır. Ardından çocuklar heceleri fark etmeye başlar. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Markette çocuk istediği bir şey almadınız ve şöyle bağırmaya başladı. Gelmeyeceğim. Ne yaptı aslında çocuk? Gelmeyeceğim. Yazı dilinde gelmeyeceğim diye kendi sözel dilde söyledi ve bunu hecelerine ayırdı. Nasıl ayırdı? Gelmeyeceğim. İşte bu aslında fonolojik farkındalığın ilk basamağıdır. Çocuklar önce heceleri fark eder birinci olarak. Gelmeyeceğim. Heceleri ayırmaya başladı gördün mü? Fonolojik farkındalıkla alakalıdır. Heceleri ayırmak fonolojik farkındalık ile alakalıdır. Hocam uyak farkındalığı ne? Uyak diğer adıyla kafiye. Şiirlerde olur ya sonlarda. Aynı harflerle biter, bazen aynı kelimelerle biter. Çocuklar ikinci olarak bunun farkına varmaya başlar. Heceleri, uyakları fark eder. Ardından ilk sesin farkında olması. Camın ilk sesinin C sesi olduğunu çocuk söyleyebiliyor ise, yazmasından bahsetmiyorum, okumasından bahsetmiyorum. Sözel dilde sohbet ediyorsunuz. Camın ilk sesi nedir dediğinde C sesidir diyebiliyorsa ilk sesin farkındadır. Son ses ise cam hangi ses ile bitiyor dedim. M sesini söyleyebiliyorsa son sesin farkındalığındır. Bu ilk sesi söylemek son sese göre daha kolaydır. Sonrasında sözcüklere ses ekleme. Dana sözcüğünü çocuğa söyledin. Buna dedin bir ses ekle. Çocuk dedi ki dana. Dana, dana, dana. Ben buna dedi A sesini ekleyeyim. Bizim dana ne oldu? Adan oldu.
Çocuk ses ekledi. O zaman dikkat et, bir sözcüğe ses ekle. Ama bunları hep sözcü olarak yapıyoruz. Yazılı olma yok. Niye? Fonolojik farkındalık sesin farkında olmaktı. Buraya dikkat et o zaman. Sözcüklere ses ekleme becerisi. Heceler uyakları ilk ses, son ses. Birleştir, ayır, manipüle et. Ne yaptım aslında? Sesleri birleştirdim. Buraya ekleme ya da birleştirme adı da verilir. Sözcükleri diyor, fonemleri ayırma becerisi. Ayırma dediğimizde mesela bu zor beceridir. Nasıl oluyor mesela? A, Adana'yı diyor, fonemlerine yani seslerine ayır. Çocuk duruyor. A, D, A, N, A seslerinden oluşmaktadır. Bu çok zor beceridir ha. Zaten ben size açıkça bir şey söyleyeyim. Yüksek ihtimalle sadece şu ilk ikisini kazandıracaksınız okul öncesinde. Ya bu tabii bilimsel bir şey değil. Ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Belki de ben kazandıramadım. Bilmiyorum. Ya da çocukların tabii içinde bulunduğunuz, atandığınız yer de önemli. Heceler, uyaklar. Hadi bir ihtimal ilk ses, son sesi kazandırırsa ama şu üçlü gerçekten çok zor becerilerdi. Zaten ne dedik? Basitten karmaşaya gidiyor. Fonemleri ayırdın. A, D, A, N, A. Bak heceler değil. Fonemleri tek tek ayırdın. Bir de şu vardır. Sesleri değiştirme ya da atma. Mesela Adana'yı verdim. Dedim ki buradan bir ses at. Çocuk A sesini attı. Dana'yı buldu. A sesini attım, hop A sesini gönderdim, Dana'yı söyledim. Bu mesela en üst beceridir. Sesleri silme ya da değiştirme. Dedim ki deniz yerine delik yapsak hangi sesleri değiştirmemiz gerekir dedim. Nedir bu? En üst beceridir. O zaman bakıyoruz. Heceleri uyakları ilk ses, son ses, birleştir, ayır, manipüle et. Heceleri uyakları ilk ses, son ses, birleştir, ayır, manipüle et. Kolaydan zora gidiş bizim için budur. Basitten karmaşa, kolaydan zora gidiş neymiş? Önce heceleri fark edecek, sonra uyakları fark edecek, ilk sesi, son sesi fark edecek, ses ekleyecek. Dana'yı verdim, Adana dedi. Fonemler ayıracak, A, D, A, N, A seslerinden oluşur diyecek. Ya da sesleri değiştirecek, denizi delik yapacak. Ya da Adana'dan bir sesi atıp Dana'yı bulacak. Bunlar da neydi? Atma, manipüle etme, değiştirme dediğimiz durumdu. O zaman can dostum, şöyle gelelim. Bu aşamaları biliyorsun. Bu aşamalar direkt bu şekilde sorulmadı da şöyle sordu. Dedi ki öğretmen çocuklara Karadeniz'in ilk sesinin ne olduğunu sormuştur. Ardından öğretmen Karadeniz ile uyaklı bir kelime söylemelerini istemiştir. Ardından öğretmen çocukların Karadeniz'in son sesini söylemesini istemiştir. Ardından çocukların işte Karadeniz'deki denizi delikle değiştirilmesini istemiştir. Burada hangi sesler değişmelidir demiştir. Buna göre öğretmenin yaptığı bu çalışmalar basitten karmaşaya nasıl sıralanır dedi. Bize bunu sordu işte. Dolaylı olarak sordu. Yazı farkındalığı aşamalarını doğrudan aşama şeklinde karışık verip dizinlemişti. Fonolojik farkındalık aşamalarında da bize ne yaptı? Bunları etkinlikleştirdi ve basitten zora sıralayın dedi. O zaman bir kere daha sayıyorum. Heceleri uyakları ilk ses, son ses, birleştir, ayır, manipüle et. Benim ses farkındalığı aşamalarımdır. Sorularda da zaten bunları göreceksin. Şu aşamaları ezberlediğinde sana bir soruda ilk sesi fark eder, son sesi fark eder, heceleri fark eder, uyakları fark eder, müziğe göre ritim tutar. Bu da fonolojik farkındalıkla alakalıdır. Ses ekler, ses çıkartır, işte sesleri ayırır. Bunlardan bahsediyorsa bunlar bizim için neyle alakalıdır? Fonolojik farkındalık ile alakalıdır. Yani bu ezberlediğin sıralama sorularda sana zaten ipucu oluşturacak. Hangisi diyor öğretmenin ses farkındalığı ile ilgili yapabileceği bir çalışma değildir diyor. Çevresindeki yazıları göstermek, uyaklı resimler çizdirmek, müziğe göre ritim tutturmak, ondan sonra ne diyebilir? İlk sesleri fark etmesini sağlamak, ses atmasını sağlamak. Hangisi? Çevresindeki yazıları göstermek, yazı farkındalığı ile alakalıdır. Diğer dördünde neler geçti? Uyak geçti, kafiye geçti, ilk ses, son ses, ses kavramı mutlaka zaten geçer. Ayırma, birleştirme, manipüle etme gibi becerilerde doğrudan soruda sana ses farkındalığına ip ucu oluşturacaktır. Şimdi can dostum, eğer bir çocuk fonolojik farkındalık becerilerine sahipse ne yapıyormuş? İlk ve son sesi ayırt ediyormuş. Gördün mü? İlk son sesi ayırt etme. Zaten aşamalardaydı. Başlangıç ve son sesi eksilterek söyleyebilme, atma becerisi burayla alakalıdır. Sözcüğün başına sonuna ses ekleme becerisi dedik. Birleştirme ekleme becerisidir. Bitiş seslerine göre gruplara ayırma. Ana tema ne burada? Gruplara ayırma değil. Burada vurgulanan şey başlangıç veya bitiş sesine göre gruplama ayırma. 10 tane nesne verdim. A sesiyle başlayanları bir grup yap. Diğerlerini bir grup yap dedim. Fonolojik farkındalık etkinidir. Niye? Çünkü A sesine odaklandım. Bir şey yazdırmadım. Nesnenin kendisini verdim diyelim ki. O zaman buraya dikkat et. Ses kavramı zaten burada bize ipucudur. Sözcüğün ünlünsüz seslerini ayırt etmesi. Sözcüğün heceleri ayırması ya da kaç sesten oluştuğunu anlaması. Heceleri ayırmak ilk durumdu. Ve şunu unutmuyorsunuz. Bu bir yani cümle içinde okumakla çıkmayabilir. Buna dikkat ediyorsunuz o yüzden. Ritme göre tempo tutma davranışı bizi fonolojik farkındalığımızı geliştiren bir
etkinliktir diyebiliriz. O zaman can dostum, fonolojik farkındalık neydi? Konuşma dilindeki tüm seslerin farkında olmaktı. Yazıyla bir alakası yoktu. Duyumlarla alakalıydı. Yazıyla alakalı olan harftir. Duyduklarımız bizim için nedir? Sestir. Aşamaları neydi? Heceler, uyakları, ilk ses, son ses, birleştir, ayır, manipüle etti. Burada gördüğünüz şeylerin aynısı etkinliğe dönüştürülerek size sorularda verilirdi. Heceyi fark ettiriyorsa, uyak kafiye bulduruyorsa, ses attırıyor, ses birleştiriyor, işte sesleri manipüle ettiriyorsa ya da ilk sesle son sesle ilgili gruplamalar yaptırabilir, sıralamalar yaptırabilir, etkinliğe dökebilir. Burada vurgular bunlardır. Bunlara dikkat ediyorsun. 2. Şu dikkat kısmı bizim için çok çok önemlidir. Fonolojik farkındalığın okuma becerisiyle ilişkili ve okuma becerisinin en güven yordayıcısı olduğu bilinmektedir diye ben bunu bir makaleden almışım. Burada vermek istediğim durum şudur. Biz ne dedik? Bunlar harf idi. Bunların bir de konuşma dilinde ses karşılığı vardı. Ses farkındalığı harflerle değil, tamamıyla neyle ilgileniyordu? Ses boyutuyla ilgileniyordu. Teknikti, ilkini fark et, sonunu fark et, böl, ayır, at, çıkar. Bunlarda, yani anlam boyutu geri plandadır ses farkındalığında. Önde olan şey neydi? Teknik boyuttu. Ama dikkat et, çocuk eğer önce sesleri, yani önce demeyelim de sesleri öğrenir, sonrasında harfleri öğrenir ve bunları ilişkilendirir. Harf ses ilişkisini kazanılmasını kolaylaştırdığı için okumayla alakalıdır. Bunu şöyle diyelim. Fonolojik farkındalık. Harf ses ilişkisinin kazanılmasında rol oynar. Harf ses ilişkisinin kazanılmasında rol oynadığı için de okumanın temelini oluşturur. Hocam ne alaka, makalenin aynısını yazdın. Hayır, aynısını yazmadım. Dikkat edeceğin nokta şu. Sana bir soruda dedi ki, İşte ilk ve son sesi öğretmen çocuklara ayırt etme çalışması yapmıştır. Aynı zamanda müziğe göre tempo tutturmuştur ve ses ekleme, ses çıkarma çalışması yapmıştır. Öğretmen burada hangi beceriyi desteklemektedir? Şıklara bir indin, ses farkındalığı yok. Ana, Mert Hoca bize yanlış mı öğretti? Yo, yanlış öğretmedim. Fonolojik farkındalık okumanın temelini oluşturduğu için. Eğer sana bir soruda fonolojik farkındalıkla ilgili etkinlikler veriyor, ancak şıkka koymadıysa, biz hangi kavramı işaretliyormuşuz? Okuma kavramını işaretlenir. Buna da dikkat ediyorsun can dostum. Şöyle de ünlemini koyalım. O zaman fonolojik farkındalık sesle alakalıdır. Heceleri, uyakları, ilk ses, son sesi, işte ekle, ayır, manipüle et gibi becerileri kapsamaktadır. Bununla ilgili yapılan, seslerle alakalı yapılan etkinlikler ses farkındalığıyla ilgilidir. Şuraya dikkat ediyorsun. Ritme göre tempo tutma davranışı da doğrudan burayı desteklemektedir dedik. Peki bizim programımızda da kazanım 9 dil gelişiminde ses bilgisel farkındalık gösterildi. Burada ne vardı? Sözcüğün başlangıç sesini söyler, sözcüğün sonunda yer alan ses söyler gibi. Hemen yazarak gidelim o zaman. Öbürlerinde de yazdık. Sözcüğün başlangıç sesini söyler. Sözcüğün sonundaki sesi söyler. Sözcüğün sonundaki sesi söyler. Yine mesela can dostum, burada ne vardı? Aynı sesle başlayan ya da biten sözcükler üretir. Üretir gibi nelerimiz vardı? Göstergelerimiz vardı bu kazanıma dair. Şimdi can dostum, şuna dikkat etmeni istiyorum. Sana bir soruda neyi verirse buraya dikkat edecektik. Ha, şu uyak kavramı da var. Söylenen sözcükle ilgili uyaklı kelime üretir de diyebiliriz. Zaten bunları söyledik de kazanım olarak, gösterge olarak da bil. Söylenen sözcükle alakalı
alakalı demeyelim de uyaklı diyelim. Sözcük üretme. Çocuğa kalem dedik. Kalemle uyaklı bir sözcük üretmesi de ses farkındalığıydı. O zaman toparlıyorum. Bir soruda sana heceden, uyaktan, ilk sesten, son sesten, ritme göre tempo tutmaktan, ses eklemekten, ayırmaktan ya da değiştirmekten, atmaktan bahsediyorsa. Birleştirmek, ayırmak, atmak, işte son ses, ilk ses, uyak, hece, bununla ilgili etkinlik türetilir. Dedim ya, gruplara ayırma der, uyaklı kelime bul der, işte ilk sesini söyle der, son sesini söyle der, sırala der ve benzeri, bunlara dikkat ediyorsun. Önemli olan oradaki vurgudur. O zaman ben bir şeye fonolojik farkındalık diyeceksem ses vurgusunu görmek durumundayım. Buraya dikkat ediyorsun, ses vurgusunu göreceğim. Çünkü eğer sana derse mesela başlangıç bitiş harflerine göre gruplara ayırma, alfabe harf bilgisi olur. Başlangıç bitiş seslerine göre gruplara ayırma, fonolojik farkındalık olur. Sesle harf arasındaki ayrımı mutlak yapman gerekmektedir. Bir de şurası var can dostum. Şu kısma da bir değinelim. Fonolojik farkındalık becerilerini içerik ve süreç temelli olmak üzere ikiye ayırmışlar. Burada eğer bir soruda sana içerik veya süreç temellidir değildir diyorsa dikkat et. Farkındalık kelimesinin oldukları içerik temellidir. Dedi ki sana can dostum, hangisi süreç temellerden biri değildir? Analiz, sentez, tamamlayıcı analiz, ses birim, ayırma, hece farkındalığı. Farkındalık var. Çünkü içerik temelli, hece farkındalığı, uyak farkındalığı, ses birim farkındalığıdır. Bunu farkındalık vermeden sormaz. Burayı soracaksa hangisi süreç temellidir dedi. Mesela analiz, sentez, tamamlayıcı analiz, ses birim, ayırma, ses birim, atma. Farkındalık kelimesi var mı? Yok. Farkındalık kelimesini gördüğünde diyeceksin ki bu farkındalık içerik temelli ile alakalıydı. İçerik temelliyle alakalıydı. Farkındalığı aklında tut ezberleyemiyorsan, ama şöyle bir tekrar edelim. Hece, uyak, ses birim, farkındalığı. Hepsinde farkındalık var. Bunlar içerik temellidir. Süreç temelli olanlar analiz, sentez, tamamlayıcı analiz, ses birim, ayırma ve atmadır. Görüldüğü üzere bunlarda farkındalık kelimesi yoktur. Buradan da bunun ayrımını güzelce yapabilirsin. Şuraya ÖABT diyorum. Kesinlikle burayı ezberleyeceksin. Direkt sıralamada sorabilir. Ya da getirip dediğim gibi bunları etkinlikleştirip de sorabilir. Kazanım 9'da da verdiğimiz şeyler zaten burada geçmekteydi. Sana hece, uyak, kafiye, ilk ses, son ses, ekleme, ayırma, silme ile ilgili ve ses vurgusunu veriyorsa farkındalıktır. Dikkat et. Çünkü burada harf vurgusunu verirse, harf derse bu bizim için ne olur biliyor musun? Alfabe bilgisi olur. Yani dördüncü olan alfabe bilgisi olarak karşımıza çıkar. Mutlaka burada ses kavramını, yani ses demek zorundadır diyoruz can dostum. Eğer bir soruda fonolojik farkındalıkla ilgili etkinlikleri gördün ama şıklarda yoksa da okumayı işaretleyip geçiyorsun. Can dostlar, bir hatamız olduysa affola. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle yazı farkındalığı ve alfabe harf bilgisini konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.